Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin fiyat performans oranı gerçekten çok iyi olan Poco X3 model telefonunu kutu açılışını yapıp ilk bakışını atacağız. Hemen kutu açılışına başlayalım yavaştan. Şurada garanti belgesi, yetkili teknik servisler falan filan şeyler var. Biz asıl kutumuza geçelim. Şurada kutumuzun arka tarafına öncelikle bakalım. Arkada bir şey yok. Kenarda bir şey yok. Şurada e-mail numaramız var. Ve şurada gördüğünüz gibi özelliklerimiz yazıyor. 6 GB RAM. 128 GB'lık modelini biz aldık. Evet arkadaşlar, kutumuzu açalım. Şöyle şurada bir Poco yazımız var. Gördüğünüz gibi. Hemen şunun içerisine bakalım. Neyimiz var? Şurada gördüğünüz gibi iğnemiz var. SIM kartını, bellek kartını takmak için. Evet, burada gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu, ıvır zıvır şeyler var. Gördüğünüz gibi bunları atalım. Şurada Xiaomi'nin en güzel şeyi kılıf çıkması. Her modelinde mutlaka kılıf çıkıyor. Şeffaf, antibakteriyel, güzel bir kılıf. Ama bunun tek bir sıkıntısı var. Belli bir zamandan sonra bu şeffaf kılıflar sararıyor. Bunun bir çözümü yok maalesef. Ama yine de güzel bir kılıf. Biz telefonumuza geçelim. Şöyle telefonumuzu buradan tutup çıkartabiliriz. Aslında kutumuzu tam açtıktan sonra telefona geçelim. Buradan gördüğünüz gibi hızlı şarjı destekleyen adaptörümüz 33 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Gördüğünüz gibi değerleri bu şekilde. Şurada şarj kablomuz çıkıyor. Bunu açmaya gerek yok. Yani standart bir uzunluğu var. Kaliteli zaten. Xiaomi'nin bu şarj cihazları gerçekten kaliteli oluyor. Şöyle bir detay var aslında. Şöyle çıkartalım, onu da göstereyim. Şöyle şarj cihazımız içinde hızlı şarjı belirtmek için şöyle bir turuncu kırmızı renk bir girişimiz var. Aynı şekilde burada Type-C'miz de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi. Şarj cihazını, kutuyu, ıvır zıvır şeyleri kaldıralım. Asıl canavarımıza geçelim. Evet. Canavarımız burada. Gördüğünüz gibi. Şöyle yavaşça jelatinini açalım. Açmadan önce şöyle üzerindeki yazılarda bir bakalım. Poco X3 modeli NFC desteği var. Qualcomm Snapdragon 732G gaming bir işlemci bulunmakta. Bu telefonun bence en önemli, en güzel özelliği 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekranın olması. 6.67 inç Full HD Plus bir ekranımız var. Ve 240 Hz dokunma hassasiyetimiz de var, hızımız da var. 64 megapiksel kameramız var. Bir de ayrıca 5160 mAh devasa bir bataryamız var. Evet arkadaşlar, telefonumuzun arka tarafı bu şekilde. Burada e-mail'si yazdığı için o yüzden parmağımı koydum. Bunu birazdan bu jelatini de sökeceğiz. Biz telefonumuzu hemen açma tuşuna basalım. Şarjı varsa açılsın. Telefonumuz açılırken bir de etrafına bakalım. Gördüğünüz gibi telefonumuzun burada açma kapama tuşu bulunmakta. Ayrıca bu parmak izi görevi görüyor. Ses açma kısma tuşumuz var burada. Arka tarafta şurada denk klasörümüz ve 4 tane kameramız bulunmakta. Gördüğünüz gibi şurada, şuradaki detayda güzel bir Poco yazımız var. Gerçekten çok güzel bir şekilde logoyu yazmışlar. Üst tarafta kızılötesi sensörü bulunmakta. Ayrıca mikrofonlarımız bulunmakta burada. Gördüğünüz gibi. Alt tarafta Type-C girişimiz bulunmakta. Hoparlörümüz ve jack girişimiz de bulunmakta. Bazı modellerde jack girişi bulunmuyor ama bunda jack girişinin bulunması bence önemli bir özellik. Ayrıca arkadaşlar, şu anda gerçekten en çok satılan telefonlardan biri. Çünkü gerçekten özelliklerine göre fiyatı çok iyi. Biz bu telefonu 3.300 TL'ye aldık. Şu anki fiyatı neredeyse 100 lira daha pahalı oldu. Gerçekten bu telefon içerisindeki işlemcisiyle, ekran yenileme hızıyla, hafızasıyla gerçekten tercih edilebilir bir telefon. Biz bunu kutudan çıkardık. Şimdi kurulumunu yapacağız.
Ayrıca arkadaşlar bizdeki modeli başta söylediğimiz gibi 128 GB'lık modeli aldık. Bunun 64 GB'lık modeli de bulunmakta. Gerçekten fiyatına göre oldukça güzel bir telefon. Şimdi telefonun kurulumu uzun süreceği için burada videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın.